geliyor. Ekranımızda 20 yaşında 1 metre 66 cm boyunda 2010 Continental Championship'te bronz madalya kazandı ve 2015 Meksika Uluslararası Olimpiyatları'nda da altın madalyası var. Önümüzdeki boksörün Elias Emigdio'nun 20 yaşında 1.66 boyunda bir kez daha tekrar edelim. Mavi köşede ve kırmızı köşede 4 takım İstanbul Bosphorus. İstanbul Bosphorus adına 54 kilogram bantamweight Abdullah Dursun. Abdullah Dursun bu akşam İstanbul Bosphorus'u temsil edecek. Abdullah Dursun da 23 yaşında 1.69 boyunda 2008 European Championship'te çeyrek final mücadelesi verdi ve 2010 National Championship'te de gümüş madalyası var. Bölümdeki Abdullah Dursun'un 23 yaşında 1.69 boyundaki İstanbul Bosphorus adına, temsilcimiz adına yarışacak Abdullah Dursun. İfade edelim. Bu gece ağır siklet mücadelesi gerçekleşecek. Alexis'in vardı 91'de İstanbul Bosphorus'ta sakatlığından dolayı ringe çıkamayacak ve 4 müsabaka izleyeceğiz ve 5. maç olmayacağı için Mexico City geceye 1-0 önde başlamış olacak ve 54 kilo mücadelesiyle WSB Dünya Boks Serisi'nde 9. hafta karşılaşmaları Bagcilar Olimpik Spor Kompleksi'nde İstanbul Bosphorus'un ev sahipliğinde başlıyor. Gerek mavi köşede gerekse kırmızı köşede son hazırlıklar yapılıyor. Bir kez daha ifade edelim, bu akşam ringe çıkacak 4 boksörümüz. Geride kalan 8 haftada çok fazla boy göstermediler. Onlar için de farklı bir atmosfer, farklı bir tecrübe olacak hiç şüphesiz. Evet, Abdullah Dursun ekranda son hazırlıklarını yapıyor. Ve mavi köşede de Elias Emigdio'yu bekliyoruz. Sevgili seyircilerimiz, müzik eser. Sevgili seyircilerimiz, şu anda aramızda Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Sayın Eyüp Gözgenç. Kendisine hoş geldin diyoruz. Evet, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgenç de şu an salona geldi. Ve şu an ekranlara geliyor Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgenç. O da İstanbul Bosporus'u temsilcimizi yalnız bırakmadı salonda. Evet, mücadelenin hakemi 54 kilo müsabakasını başlatacak. İki boksör de çok kısaca kuralları anımsattı. Mavi köşede Elias Emigdio, kırmızı köşede Abdullah Dursun, 54 kilo mücadelesi başlıyor. Size olarak birbirine çok yakın. Abdullah Dursun Emigdio'dan 3 yaş büyük ve 3 saatten uzun boksöründe temkinli başladığını görüyoruz. Temkinli oldukları kadar da aslına bakarsanız cesur da başladılar diyebiliriz. Abdullah'tan sağ köşe ve arkadan hemen sol köşe izledik. Şimdi gardını almış durumda iki boksör aynı anda sağ ve sol köşe göndermeye çalışınca ikisi de isabet bulamadı oyunculuklarda. Şimdi Abdullah gardını aldı. Daha çok kısa yumruklarla Abdullah'ın üzerine gelmeye çalışıyor Elias Emigdio. Ama ortada geçen bir mücadele
Bakın Abdullah da aynı şekilde serilerle karşılık veriyor. 7-23 sayısı kadar aynı şekilde cevap veriyor Abdullah. Daha çok rakibine oranla açık dövüştüğünü söyleyebiliriz Abdullah'ın. Gardı daha düşük, daha açık dövüşüyor. Şimdi onu mavi köşeye doğru Emigdio'yu sürüklemeye çalıştı. Ama tekrar ringin ortalarına doğru geldi. Hem Abdullah Dursun hem de Elias Emigdio. Abdullah cevap verdi. Şimdi sol kroşe denemesi. Bir dakika kaldı bu arada mücadelede. 54 kilo mücadelesinde ilk roundun sona ermesine. Evet, bir yumruk aldı bu arada Abdullah Dursun. Şimdi gardını almış durumda. Sağlı sol yumruklar. O yumruklardan iyi kaçtı Emigdio. Şimdi bir sağ kroşe gönderdi. Biraz daha defansta Abdullah rakibin solundan kaçmayı başardı. Şimdi yakınlaştılar. Yine karşılıklı yumruklar. Abdullah'tan bir sağ bir sol. Evet, başarılı iki yumruk. Hemen seyirciden de beğeni topladı. Son 30 saniye ilk round için ortada geçen bir ilk round seyrediyoruz diyebiliriz sevgili seyirciler. Evet. Abdullah'tan seri yumruklar. Şimdi gardını aldı aynı şekilde. Kısa süreli bir seriyi Emigdio gerçekleştirdi. Son 5 saniye roundun sonlarına dikkat. Sürpriz yumruklar çıkabiliyor. Onlardan bir tanesi geldi ama neyse ki ilk roundda sona eriyor. Birazdan ikinci rounda geçeceğiz. Evet, puanlama ekrana geliyor. Birinci ve üçüncü hakem puan takdirini Emigdio'dan yana kullanmış sadece. İrlandalı iki numaralı hakemse ona 9 şeklinde. İlk round sonunda puan takdirini Abdullah Dursun'dan yana kullanmış sevgili seyirciler. İlk round'dan görüntüler ve bununla birlikte puanlama da ekranlara yansıdı. Mavi köşede Emigdio şu an ekranda. Şimdi kırmızı köşede Abdullah Dursun. Burada ikinci round hazır. İkinci round başlıyor. Evet, 30 saniye geride kaldı ikinci roundda. Tıpkı ilk roundda olduğu gibi yine hareketli başlayan round aynı şekilde devam ediyor. Emigdio'dan sağlı sollu yumruklar. Abdullah şu an gardını almış durumda. Çok da fazla kapanmaması lazım. O kapandıkça rakipten yumruklar da gelecek çünkü. Evet, aynı şekilde yine karşılık vermeye çalışıyor Abdullah Dursun. Bu arada bir sağ kroşe aldı. Aynı şekilde cevap verdi bakın. Şimdi sol kroşe bir sağ. Bir 1.50 kaldı ikinci roundun sona ermesine. Rakipten etkili bir sol kroşe geldi. Bir sol daha. Çok fazla açık dövüşüyor Abdullah Dursun. Biraz daha kapalı dövüşmesi lazım. Evet, yine karşılıklı yumruklar. Bir sol aldı rakipten Abdullah Dursun. Şimdi sağ kroşe, sol kroşe. Yine çok yaklaştılar.
Gardını kırmaya çalışıyor bakın. Bir sağ uppercut geldi bu arada Emigdio'dan. Çok fazla yumruk şansı tanıyor Abdullah Dursun. Bu kadar yakın durmaması gerekiyor Emigdio'ya bakın. İki sağ yine aynı şekilde. Göğüs hizasından yumrukları salladı. Son 40 saniye girdik bu arada ikinci roundda. Yine ortada geçen bir ikinci round ama daha fazla isabetli yumruk izledik Emigdio'dan açık söylemek gerekirse. Bakın bir sol daha kısa sollarla yükleniyor şimdi Emigdio Abdullah Dursun'a. Bir sağ kroşe Abdullah'tan. Seri yapacaktı izin vermedi buna Emigdio. Abdullah şimdi onu köşeye doğru sürükleyebilir mi diye bakıyorum. Hayır oradan iyi kurtuldu Emigdio. Şimdi o da bakın yumruklara başladı Abdullah'tan. Bir sağ bir sol bir sağ daha iyi bir sol kroşe geldi. Bir sol kroşe de Abdullah'tan. Karşılıklı yumruklar derken ikinci round sona eriyor. Round'un sonlarına doğru biraz hareketlendi Abdullah Dursun ama bakalım bu hareketlenmesi puanlamaya nasıl yansıyacak. Yine hep birlikte göreceğiz sevgili seyirciler. Birazdan başlayacak. Puanlar ekrana geliyor. Her üç hakem de puan takdirini Elias Emigdio'dan yana kullanıyor. İkinci round sonunda sadece İrlandalı hakem de şu an puanları eşit gördüğünüz üzere birinci ve üçüncü hakem de iki farkı yakalamış durumda. Meksikos'ta da Elias Emigdio. Özetleyecek olursak geride kalan iki roundda avantaj Emigdio'da Abdullah'ın daha fazla atak oynamaya ve isabetli yumruğa ihtiyacı var. Üçüncü roundda çok daha istekli başladı ama şimdi kapandı gardını da aldı. Tabi Elias Emigdio'da çok çevik ve çok atik bir boksör. Çok seri bir şekilde hareket ediyor. Abdullah da ona aynı şekilde cevap vermeye çalışıyor ama yumruk isabetine baktığımızda Emigdio'nun bir adım daha önde olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi rakibine yaklaştı aynı şekilde hemen bir sağ uppercut yedi. Yine çok açık dövüşüyor bakın. Abdullah Dursun yine ringin ortasında şu an karşı karşıyalar. Üçüncü rounddayız. Şu an sürede bir sıkıntı var. Ekranda sabit gözüküyor. Ama zaman ilerliyor tabii ki. Üçüncü roundda da. Evet bel hizasında bir yumruk aldı bu arada. Abdullah Dursun aynı şekilde seriyle aynı bölgeye cevap verdi. Bir sağ bir sol kroşe yedi. Şimdi sağ kroşeyi Abdullah gönderdi. Sol uppercut yerini bulsa açıkçası puan getirecekti ama rakibinin de mesafeyi koruduğunu ve o yumruktan iyi kaçtığını söyleyelim. Elias Emigdio'nun yine ringin ortasında buluştuğu iki boksör. Abdullah da biraz daha fazla yorgunluk gözleyebiliriz. Elias Emigdio daha diri gözüküyor. Evet, üçüncü round devam ediyor bu arada. Evet, karşılıklı yumruklar biraz kontrolsüzce bu yumruklar gelmeye başladı. Evet Abdullah canla başla mücadele ediyor. Bunu ifade edelim. Evet. Ciddi iki yumruk aldı Abdullah. Sağ kroşeye gönderdi Emigdio. Bir adım geri. Sol uppercut denemesi. Şimdi sağ uppercut Abdullah'tan o yerini buldu. Şimdi yumruk almaması lazım. Bir sağ uppercut denemesi olmadı.
İki sol kroşeye sağ sol. Onlar da boş geçti. Şimdi gardını aldı. Emigdio biraz yüklenecek gibi oldu ama burada birkaç yumruk gelirse Abdullah'tan dediğimiz anda 3. round sona eriyor ve gong sesinden sonra bir yumruk biraz Abdullah'ı kızdırdı. Aferin bakalım. Kolay gelsin. Emigdio daha önce ekrandaydı. Emigdio daha önce ekrandaydı. Hadi bakalım. Tam görüntüler ekranlara geliyor. Dördüncü round başlıyor. Yine karşılıklı yumruklar. Alkış alıyor. Abdullah Dursun. İyi kaçtı rakibinin sağ kroşesinden, hep birlikte görüyoruz. Şimdi rakibin serisine izin vermemesi lazım. Rakibi seriye başlarken bir adım geri gitse Abdullah, yedi yumrukların yarısını almamış olacak. Dördüncü round diğer roundlara göre biraz daha durgun başladı ama yine hareketli bir şekilde seyrediyor. Karşılıklı seri yumruklar. Bir sağ kroşeye Abdullah'tan. Sol denedi, o yerini bulmadı. Şimdi sol yedi. Gardını alması lazım. Yine açık dövüştüğü için iki yumruk aldığını gördük. Üst üste sol kısa yumrukları yemeye devam ediyor Abdullah Dursun. Bakın sağlı sollu yumruklar. Şimdi sağ kroşeye. Rakipten sağ parkart, sol kroşe. Bunu iki defa yaptı. Gardını almış durumda şu an Abdullah. Yine gardını aldı sağ aparkat. Abdullah'ın aparkatı yerini bulmadı. Kısa mesafede yakın dövüşürken sağlı sollu yumrukları çok etkili oluyor. Elias Emigdio'nun bunlardan ısrarla kaçması lazım. Abdullah Dursun'un dördüncü rounddayız. Zaman ilerliyor. Açıkçası çok da işler iyi gitmiyor Abdullah Dursun için. 54 kilo mücadelesinde Meksiko stili Elias Emigdio ile karşılaşıyor Abdullah Dursun. İyi bir sağ geldi. Şimdi orada seriye izin vermemesi lazım. Ama Abdullah enerjisini tüketti diyebiliriz. Çok yoruldu. Sağlı sollu yumruklar şu aynı şekilde karşılıklı vermeye çalışıyor Abdullah. Bir sağ daha aldı. Şu an gardını almış durumda. Evet, dördüncü round sona eriyor. Seconds out.
It's the fifth and final round. Evet, 54 kilo mücadelesinde 5. ve son round'dayız. Elias Emigdio'nun yine atak olduğunu görüyoruz. Seri yumruklar, kroşeler, aparkatlar, ardı arkası kesilmiyor. Bir sol kroşe daha yedi. Abdullah Dursun şimdi sağ aparkat, sol kroşe karşılık vermeye çalışıyor ama Elias Emigdio'dan bir de sağ direk geldi şimdi. Bir sağ daha. Bunlar hep puan anlamına gelir. Elias Emigdio puanlamada tüm roundlarda üstün. Beşinci ve son roundu da gerçekten çok iyi başladı. Arka arkaya gönderdiği seri yumruklar sonrasında bakın hala devam ediyor. Puanları hanesine yazdırmayı sürdürüyor Elias Emigdio. Sol aparkat, sol kroşe karşılık vermeye çalıştı Abdullah. Bu kadar yakın dövüş Elias Emigdio'ya her zaman avantaj getirir. Çünkü kısa mesafede çok ciddi ve sert yumrukları var. Şu ana kadar 5 roundda buna birçok kez tanık olduk. Hem çok fazla dövüşüyor, açık dövüşüyor Abdullah Dursun, hem de kısa mesafede rakibine çok yakın durduğu için çok ciddi darbeler alıyor. Özellikle bu 3. roundda içinde bulunduğumuz 5. roundda dahil olmak üzere son 3 roundda çok fazla gerçekleşti. İyice Abdullah Dursun'un yorulduğunu görüyoruz. İyice savunmada, iyice gardını almış durumda artık. Bir sağ direk, sağ kroşeyle cevap vermeye çalıştı Abdullah Dursun. Evet, 2 sağ Abdullah'tan. Son 30 saniye yaklaşıyoruz artık. 5. ve son roundda 54 kilo mücadelesinde. Bir sol kroşe, sağ direk. Evet, şimdi hakemin müdahalesi var. Elias Emigdio. O kadar hırslı yumrukları gönderiyor ki Abdullah Dursun'a. Tabii Abdullah'ın yorgunluğunun da farkında. Belki aklından knockout'ta geçiyordur. Son round dahi olsa. Evet, 54 kilo mücadelesi sona eriyor. Özellikle 5. round'da çok çok üstündü Elias Emigdio. Ve zaten bu anlamada da bu çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Ki şu an puanlama ekranda. 1. ve 3. hakem tüm roundlarda takdir hakkını Emigdio'dan yana kullandı. İkinci hakem ise sadece bir roundda, ki o da ilk roundda hatırlayacaksınız. O da takdir hakkını Abdullah Dursun'dan yana kullandı. Geceye 1-0 önde başlamıştı Meksiko City. 54 kilo mücadelesinde kazanarak aslında durumu 2-0 yapmış oluyor temsilcimiz. İstanbul Bosphorus karşısında şimdi nihai sonuçlar anons edilecek. Saygıdeğer seyircilerimiz, müsabakayı 1. hakem 45-50, 2. hakem 46-49 ve 3. hakem 45-50 olarak değerlendirdi. Ladies and gentlemen, the first judge scores the bout 45-50, the second judge scores the bout 46-49, and the third judge scores the bout 45-50, and the winner by unanimous decision from the blue corner, Elias Emigdio. Evet, kazanan mavi köşe Elias Emigdio
Meksiko City İstanbul Bosphorus karşısında 1-0 önde başladı gecede. Durumu 2-0'a getirdi. Kısa bir aramız olacak. Aranın ardından 61 kilo mücadelesiyle devam edeceğiz.